Merhaba arkadaşlar, Buket'le Kahve Falı kanalıma hepinize hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapatıp niyetlendim izleyenlerin adına. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz şeyleri niyetlenin. Bakalım falımız bize bugün neler söyleyecek. Hep beraber dinleyeceğiz. YouTube'daki o güzel yorumları yazan herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Hiçbirinize dönemiyorum ama mutlaka okuyorum. Nasıl ulaşım sağlayacağız size diye soruluyor. Ben Buket'le Kahve Falı Instagram hesabından özelden ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım şimdi fincanımız bize neler söyleyecek. Açıp size de göstereceğim. Bu arada neden iki fincan bakmıyorsunuz artık diye talepler soranlar arttı bu ara. Arkadaşlar iki fincan yüklediğim zaman kesinlikle ikinci video yüklenmiyor. Yani o yüzden tek devam ediyorum. Bilginiz olsun. Şimdi evet açtım. Size de göstereyim. Şöyle göstereceğim tek tek. Gayet yoğun bir fal çıkmış. Her tarafta başka bir mevzularınız söz konusu. Yüreğinizin aşırı kabardığını, resmen çok sıkıldığınızı, nefes alamıyor gibi bunalmış olduğunuzu görüyorum. Şöyle yaptığım zaman görünüyor mu bilmiyorum ama tam fincanın ortasında duran koca bir göz şekli var. Görebiliyor musunuz? Evet, bakın. Aynen öyle bakın. Evet, şu an çok net. İşte bu göz şu an sizin bütün gözleri, şimşekleri üzerinize çektiğinize dair bir ifade. Kesinlikle bu anlama geliyor. Başınızın ağrıdığını hissediyorum. İşlerinizin ters gittiğini hissediyorum. İnsanlar sizin başarınızda, başarısızlığınızda baya böyle bir konuşuyorlar. Etrafınız ciddi anlamda kalabalık. Bakın çok kalabalık. Böyle herkese yetişmeye çalışan bir durum var. Başıma bir ağrı girdi. Bir defa streslendiğiniz zaman ciddi anlamda başınıza bir ağrı giriyor. Bu ara bu göz şu başarınızdan olmuş. Nasıl yapabilmiş, nasıl elde edebilmiş olduğunuzla alakalı bir kesinlikle bir o göz. Yıldızınız düşüktür. İşleriniz ters gidiyordur. Bu ara biraz sakarlıklar yaşayabilirsiniz. Böyle tuttuğunuz elinizde kalıyordur, priz bozuluyordur vesaire gibi aksiliklerin üst üste geldiğini çok net görüyorum. Yani evinizde sirkeli suyla silebilirsiniz, tütsü yakabilirsiniz. Ya böyle bir ferahlatıcı bir şeyler yapmanızı öneririm. Çünkü böyle bir üst üste tetenekli var, böyle bir el titreme, böyle bir hani sürekli eyvah ne olacak paniği var içinizde. Bununla alakalı kesinlikle yapın. Şimdi ben burada o kadar çok fazla karışıklıklarınız var ki arkadaşlar. Karşılıklı konuşmalarınız çok fazla. Bir el uzanıyor size. Fakat siz bu eli uzandığını göremiyorsunuz bile. Çünkü aklınızda iş, aklınızda ev, kardeş, yani akrabalık problemi mi var bilemedim. Her şeyi sizin toparladığınızı çok net görüyorum. Bir kişiyi ortanıza almışsınız. İki kişi beraber ikna etmeye çalışıyorsunuz bir konuda. Yani şöyle görüyorum. Bu evin reisidir. İki kardeş babayla konuşmaya çalışıyorsunuzdur. Anne kesinlikle dahil olmuyor, kenarda kalmış. Böyle bu baba bir şeye karar vermiş, yapmak istiyor ama yani o kadar öfkelisiniz ki artık. Yani bir adam kaç yaşına geldi, sen hani ne işin var senin orada der gibi bir durum mudur? Yoksa bu adam bir ticarete girecek de kaç kere iflas ettin, yeter artık bence buna girme midir? Bilmiyorum arkadaşlar. Ama bir erkeğin bir atılım fikri var. Bir iki üç kişiyle konuşmuş. Böyle ortaklı bir işe mi girecek bu adam? Üç kişiden sonra haydi memlekete taşınalım, köye gidelim mi diyecek bilmiyorum. Ama siz iki kardeş, iki kişi bu adamı dizginlemeye çalıştığınızı çok net gördüm. Bu işe evin annesi asla karışmıyor. Çok uzakta kalmış. Çünkü biliyor ki ben yani baba o kadar asi ve yumruğunu koyan bir karakter ki çok otoriter.
Anne dahil olsa da anneyi dinlemeyen bir baba var. Bu bir aile tablosu şeklinde vermiş. Bu sizin kendi bireysel evliyseniz evli haneniz değil. Gayet anne babanızın bulunmuş olduğu bir durum. Bir kere sizi buraya yetişirken görüyorum. Yani babaya çok öfkeli, yeter artık diyen, ilk başlatan ya da hani siz patlamışsınız. Yani sizin bir patlamanız söz konusu ama sizi destekleyen bir kardeştir, abidir bilmiyorum. Mutlaka birileri de var yani. İki çocuk bu adamı dizginlemeye çalışıyor. Bunu gördüm. Şimdi burada üç kişi bir yerdesiniz arkadaşlar. B harfli bir insan. Bursa'nın B'si. Yani bir müdür mü bu, bir şef mi bilmiyorum. İş yerinden bir insan size bir görev vermiş. Demiş ki siz bunu yapın. Fakat biri daha da arkasını dönmemiş. Yani nasıl yapılacağı, ne zaman yapılacağı, nereye yapılacağı hiçbir bilgi yok bak. Yani resmen 3 kişi şaşkın şaşkın, biz şimdi ne yapalım yani, ne dedi bu şimdi der gibi bakıyorsunuz. Bu adam B harfli insan, kim bilmiyorum, Bursa'nın B'si. Size topu atıp derhal geri dönüşü var. Yani böyle bir durum var. Bunun hakkında konuşan 3 kişi var. Bu yine sizin kendi ailenizle alakalıdır ya da iş yeriyle alakalıdır arkadaşlar. Lütfen benim söylediğim fallarında gördüklerimi herkes kendi hayatıyla bağdaştırsın. Sizden bir tek onu istiyorum. Çünkü burada nokta atışı yapmam mümkün değil. Zaten sizin güzel yorumlarınız bunu gösteriyor bana. Gördüğümü söylüyorum. Edirne'nin E'si. Edirne'nin E'si çok net. Böyle bir insan var. Bir asa çıkmış resmen. Çok şanslı bir insan var. Ya da size çok güzel bir şans getirecek insan var. E harfli. Bir asa ama bu insan figüründe böyle bir size bir dokunuşu var. Ve belki de bu E harfli insanın desteğiyle beraber bu işten alnınızın akıyla çıkıyorsunuz. Ama şu an orada da siz kalmışsınız. Yani işi aslında beyin, işin beyni sizsiniz. İki kişi sadece şey oluyorsunuz hatta. Yani zaten orada da bir fikriniz yok. Bari hani gölge etme yani. Hani tamam bir susun, bir sakin olun. Çok paniklemiş bu üç kişi. İki kişiyi siz bir de sakinleştirmekle uğraşıyorsunuz. Yani görevi yerine getirmekten ziyade. Böyle bir durum içerisindesiniz arkadaşlar. Belki bu bir babadır, ev, aile fertleridir bu üç kişi de. Bilemiyorum. Herkes kendi hayatına göre yorumlasın. Şimdi burada sizi iki insan, o kadar iki insana... Haydi saçmalamayın, yapmayın, öyle şey olur mu falan diye iki çiftin mi arasını yaparsınız? Yoksa bu az önce vermiş olduğum örnekteki gibi iki çifti küsmüşler de barıştırmaya mı çalışırsınız bilemiyorum. Ama sizin vesilenizle çok net gördüğüm, çok da aydınlığa bakan, yani kavga eden bir çiftse kesinlikle barışırlar. Yani yeni bir çifte de vesile olabilirsiniz. Çok güzel bir eliniz değiyor. Ve ben burada da bir A harfi görüyorum. Adana'nın A'sı. Gayet böyle falınız inanılmaz baskın değil. Sadece şu an bu anlattıklarım ve anlatacaklarım o kadar hepsi içi çeki. Siz şurada demişsiniz ki ne olur bir nefes, azıcık bir nefes alayım ya. Hani 5 dakika kendime ayırayım demişsiniz. Sizin bu yoğunluğunuz, belki bu başarılarınız, bu işteki çıkacak olduğunuz bir aydınlık var, o net. Burada ailenizle beraber bu bütünlüğünüz bir şekilde bu insanların sürekli gözüne geldiğinden çok net eminim ki bu gözü en başta size de göstermiştim. Şöyle yükselmek istediğiniz, bakın önünüzde bir yükseliş var. Bu sizin işinizle alakalı bir yükseliş. Fakat bu iki kişi dedim ya, şurada bir üç kişi bir şoka girmiş falan diye. Şöyle bu iki kişiyi resmen siz taşıyorsunuz. Bunu çok net gördüm arkadaşlar. Yani bir bu iki insana çok güzel bir patlamanız var. Bu aile fertleridir. Bu arkadaş çevrenizdir. İş yerindendir bilmiyorum. Ama iki insanı çok net sırtlandığınızı görüyorum. Maddi manevi sömürülmüşlük demeyeyim ama ciddi anlamda manevi olarak siz artık yorulmuş durumdasınız. Şöyle bir durum yaşayabilirsiniz. Siz o iki insanın her derdine koşmuşsunuzdur. Fakat bir gün bir derde düşmüşsünüzdür. O iki insan gelmemiştir. Buna istinaden bir patlamadır bilmiyorum ama kesinlikle ve kesinlikle bir patlayışınız var.
Eş dostur, akrabadır, siz bilin, sizin hayatınıza göre değerlendirin bu şeklimi. Şurada güzel bir konuşma var. Ya böyle sizi sunum yaparken görüyorum ben ya. Böyle bir sanki öğretmenmişsiniz de kürsüde işte hani 23 Nisan'la alakalı bir konuşma yapıyormuşsunuz gibi düşünün. Bir şeyle alakalı bir konuşmanız varmış gibi düşünün. Böyle bir gruba bir seslenişiniz olacak sizin. Çok net görüyorum bunu. Ve bu bir başarı yoluyla alakalı. Ben yolunuzun çok iş anlamında çok açık olduğunu gördüm arkadaşlar. Burada bir kararsızlığınız var. Sanki iki grup arasında kalmışsınız. Yani iki kişi buradaymış da iki kişi buradaymış. Siz de böyle ben hepinizi seviyorum. Niye birilerini tercih etmek zorundayım der gibi bir çıkmışsınız. Ama durum gerçekten tercih etmenizi sağlayacak kadar şey. İki tarafta birbirinin burnundan kıl aldırmayan tipler diyeyim size. Ama anne baba tarafıdır, ama akraba tarafıdır, okuldandır, arkadaşlarınız, işten bilmiyorum. Ama böyle bir ortam içerisinde kalıyorsunuz. Ve bakın zincirleme öyle devam ediyor ki bunların hepsi aynı anlarda oluyor. Ve siz çok yorgunsunuz. Yani uyku probleminiz var. Ciddi anlamda ya çok uyumak istiyorsunuz ya da hiç uyumuyorsunuz. Böyle bir uykuyla alakalı bir denge probleminiz çıkmış arkadaşlar. Bunu çok net görüyorum. Bazen böyle konuşasınız yok. Böyle ses tonuma yansıdı farkındaysanız. Böyle bir kolunuz kanadınız kırık gibi. Bir mutlaka bir tılsım şöyle bir hani bazen görüyorum bir şeyler yapılmış gibi geliyor. Hani inanan inanmayan bilemem ama gördüğüm zaman mutlaka söylüyorum. Orada da bir bağ büyüden ziyade ciddi anlamda ağırlık ve nazar var. Yani negatif bir enerjinin sizin etkilenmeni söz konusu, yıldızınızın düşüklüğüne bağlıyorum bunu ben. Çok net üstüme böyle bir ağırlık gelmiş durumda. Hani bu o ağırlığınızı çok net hissettim arkadaşlar. Gerçekten yorgunum diyorsunuz yani çok haklısınız da. O yüzden sizin içinizi rahatlatacak bir şeyler bulun. Bir ada çayı yakın, bir tütsü yakın, böyle bir sirkeli suyla evinizi silin, bir insanları bir azaltın. Herkese yetişemezsiniz. Yetişmeye çalıştıkça daralıp böyle bir kendinizi suçluyor gibi. Sanki her köşünüz, her yere yetişmeniz lazım. Yetişemeyince kendinizi suçluyorsunuz bir de. Bunları çok net hissettim. Arkadaşlar gelelim tabağınız bana neler söyleyecek. Ya bir gözyaşı dökeceksiniz ama bu gözyaşı sevinç. Yani üzüntü değil. Sevinç aslında çok böyle çığlık sevinci de değil bu da. Şey var yani niye hep benim biraz duygusallığı olabilir? Çünkü herkesin arkadaşlar ya Fatsa'nın F'si. Ne çok harf gördüm ben bu falda ya. Gerçekten yani bu insanlar mı çevrenizde bilmiyorum. Burada da Fatsa'nın F'si çıkmış. Güzel bir sevinçli haberiniz var. İki parça gelecek paranız var. Hanede 1, 2, 3, 4, 5. kişi biraz kenarda çıkmış. Böyle hanenin içi biraz kalabalık ama güzel. Gelen gidenleriniz var. Şuradaki insan arkasını dönmüş. 1, 2, 3, 4 kişisiniz siz de. 4 kişilik bir aile. Ama geleni gideni çok bu ailenin ya da karışanı çok bu ailenin. İki kişi arkasını dönmüş. Geleceğe doğru bakıyor. Bu siz de olabilirsiniz. Yani ailenizi temiz bırakıp resmen çok böyle 3 parça küçük, orta, büyük şeklinde 3 kişilik bir hane. Yani şu böldüğüm tamamen sizin haneniz olabilir. Üstünüze çok güzel bir kısmetiniz var. Bu sizin aile, anne baba olan haneniz. Bu hane oldukça kalabalık. Yani ailenizden ne kopuksunuz ne de onlarla aynı çatı altındasınız. Bayağı kendinize ait bir çatınızın olduğunu görüyorum. Evet bu hane çok konuşulur ama çok rahatlayacak. Yani şuradaki tabaktaki eser yok tabaktan. Pardon, fincanınızdaki durumdan eser kalmıyor. Çok şükür atlatıyorsunuz. Ama konuşulmaya varıyor iş. Yani oradaki hani her şey üst üste yaşama telaşınız, üst üste gelme telaşınız resmen konuşulmaya döndürüyorlar işi. Ama bu nazardan ziyade böyle helal olsun, vay be halletti şeklinde oluyor. Şu çizgiyi ben yaptım biliyorsunuz, göre dikkat etmeyin. Güzel bir hayaliniz var. Çok net güzel bir hayaliniz var ve bunu gerçekleştirdiğinizi görüyorum arkadaşlar. Oldukça bereketli ve güzel bir fal.
Yani burada da işte kesinlikle bir F, Fatsa'nın F'si çıkmış. Yolda yolunuz var ve kalabalığınız olacak. Bir yolunuz var ama bu yola kalabalık gidiliyor. Kalabalık bir yol. 1, 2, 3, 4, 5 bayağı. Evet, devamı da gelir. Yani siz belki bir amaçtan dolayı bir yola gidiyor olabilirsiniz ama yolunuz açık ama güzel ve kalabalık. Bugünlük gördüklerim bu kadar arkadaşlar. YouTube'daki o güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Buradan herkese selamlar. Nasıl ulaşacağız diye soruluyor. Buketle kahve falı Instagram hesabından bana özel ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Tek fincan olayını kesinlikle buradan bir kez daha söylemek istiyorum. İki fincan yüklendiğinde ikinci fincan bir şekilde izlemiyor. Yani birini izlemiş oluyorsunuz genel olarak. O yüzden tek devam ediyorum. Bu baştaki ve sondaki açıklamalarıma takılan arkadaşlarıma da buradan selamlar. Bunların hepsini herkes merak ettiği için tekrar etmek durumunda kalıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Güzel söylediğim her şey sizinle olsun, hemen olsun. Bir sonraki falımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.